Herkese selamlar. Merhabalar 12. sınıf öğrencileri. Bugün biyolojinin bu dönem boyunca neler işlenecek bunlara birlikte bakacağız. Genden proteine ünitesi, nükleik asitlerin keşif önemiyle başlayacağız. Nükleik asitlerin çeşitleri açıklayacağız ikinci haftada. Yani sizler önümüzdeki pazartesinden itibaren bunları görmüş olacaksınız. Daha sonra bunlar devam edecek. Nükleik asitlerin görevleri ve çeşitleri. Ardından hücredeki genetik materyalin organizasyonla parça bütün ilişkisini kuracak. Yani DNA ve kromozomun kısmına gireceğiz. Gen ve DNA ilişkisi kurulacak. Özellikle helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz. Çok 2019 AYT'de geldi. Böyle bir soru. Bunlara değinecek. Yani DNA'nın kendine işlenmesi açıklanmış olacak bu olay sayesinde. Ve buraya kadar olan kısımla ilgili de sınav haftasında sorulacak. Yani burayla ilgili helikaz, DNA, polimeraz, ligaz, genetik materyalin organizasyonla ilgilisi gibi aslında bir nevi DNA'nın yapısı ve nükleik asitler gibi bir sınav bizleri beklemiş olacak. Ardından genetik şifre ve protein sentezi. AYT'de muhakkak sorusu gelecektir. Allah nasip eder işlenirse. Protein sentezin mekanizması açıklanacak. Daha sonra burası bittikten sonra gen teknolojileri, DNA parmak analizi gibi kısımlar olacak. Yani genetik mühendislik ve biyoteknoloji uygulamaları açıklanmış olacak. Aslında bu şekilde ilerledikten sonra da canlılarda enerji dönüşümlerine gelmeden olan yere kadar olan tüm konulardan sorumlu olacağınız ikinci yazılı zamanı gelmiş olacak. Tamam. İnşallah bu ikinci yazılıda 8. hafta yapıldıktan sonra değerli arkadaşlarım, özür dilerim, 15. haftadan sonra ilk yazılı 8'di, ikinci yazılı 15. hafta. Ardından ATP molekülünün yapısını göreceğiz. Fotosentezin bilim insanlarına örnek vererek kısaca değinecek. Daha sonra da bu muhtemelen buraya kadar kalınacaktır. Daha sonra da ikinci dönemle beraber suyun fotoliziyle başlar diye düşünüyoruz. Evet, yıllık plan bir bu şekildeydi. Umarım sizler 9, 10, 11'i iyi bir şekilde zamanında çalışmışsınızdır ve bu sene bunlar da yine tekrar ederek çalışarak AYT'de ve TYT'de, yani genel olarak YKS'de inşallah başarılı bir sınav ortaya koyarsınız bizler. Yıllık planları çektikten sonra nükleik asitlerin keşif süreciyle başlayacağız ve bu haftalık plana göre bizler de haftalık plana uygun şekilde yetiştiremezsek haftada İki video şeklinde yetiştiremediğimiz yerlerde sizlerin her zaman yanınızda olmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyelim. Allah'a emanet olun.